Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir. Hangisi daha hanım bu bölümünki konuğu Berk Göl. Selamlar. Ee, en çok heyecanlandığım format Euro 2024 öncesi çok eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Ee, müthiş müthişle setup hazırlamışlar. Arkadaşlar sağolsunlar emeği geçen bütün voley çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnsan bir şey hissediyor böyle burada tek başına. Özel güzel hissediyor. O zaman bu özelliği ilk sorumuza taşlandıralım. Aynen. Alalım ilk sorumuzu. Hangisi daha unutulmaz? Nihat'ın Çekke'ye attığı üçüncü gol mü? Semih'in Hırvatistan'a attığı gol mü? Ee, ya aslında anlam olarak Semih'in golü biraz daha önemli bence ama şöyle bir durum var. Nihat'ın Nihat, Nihat Kahveci'nin golü çok ikonik. Çok güzel bir gol olduğu için çok ikonik. Yani müthiş vuruyor gerçekten. Hatta şöyle birçok kişi de şey demiştir vururken niye vurdu vuruyorsun demiştir yani çünkü önü boştu gidebilirdi ee, direğe çarpan zaten bir topun direğe çarpması golü bence güzelliğini %50 artıran bir gelişme o yüzden ben Nihat'ın golü diyeceğim ya daha ikonik bir gol daha öbürü daha anlamlı kabul ediyorum çünkü o bitmişti maç yani burada en azından 2-2 olsa uzatmaya gidecekti maç yok penaltılar kısmı bu ee, ama şey yani bu gol daha unutulmaz geliyor bana o zaman bakalım aynı soruyla devam ediyoruz bir diğer sorumuz. Hangisi daha kel? Bunu sor. Hangisi Biraz daha ilginç kel? bir soru evet. <laughs> Zinedin Zidane mı? Stan mı? Şimdi Zidane'ın bir üçgeni var en azından onu ikonik hale getiren. Evet. Özellikle şu anki görselde bir üçgen var en azından. O üçgenin nasıl oluştuğunu çok merak ediyorum. Yani kafana ne taktın çocukken de sadece or <laughs> neyle dolaştın da sadece oralar döküldü gerçekten. Enteresan bir saç dökülmesi. Ee, zaten o üçgen de Zidane'ın şeyi... artık simgesi oldu bütün karikatürlerde. O üçgeni görüyoruz Zidane'la ilgili karikatürlerde. Ee, Stam... tabi daha kel gibi ya Stam baktığımızda. Daha pürüzsüz bir yüzey gibi. Bu sanki. yine çok sempatik bir fotoğrafı bu arada Stam'ın. Yani hakikaten o dönem futbol oynasam... çok karşılaşmak istemeyeceğim bir fiziksel üstünlüğe... sahipti. Kel olması da... bence imajı açısından ve savunmacılığı açısından onu olumda etkiliyordu. Islam daha kel ya. Şöyle bakıyorum. Yok daha kel. Zden, yani e, Fransa dönemi bayağı varmış. Zidan kendi <laughs> inisiyatifini kullanıp biraz da kesmiş gibi şimdi bu fotoğrafa bakınca. Bir şeyler var en azından. Biraz öyle. Tam daha kel diyorum şu anda. <laughs> Müthiş soruymuş ama gerçekten. O zaman slotumuzdan bir diğer Hangisi daha iyi takım? 2012 İspanya mı? 2016 Portekiz mi? İspanya ya ünkü İspanya görkemli bir kadro ha. Çok yani, bu kadro şampiyonluğuna bence kendi de çok inanmadı. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> bir sıfırlar beraberlikler falan e, çok Portekiz. fazlaydı Portekiz'e et. Ee, yani işte maç kazanmadan neredeyse şampiyon oldular gibi bir durum vardı. Ama favor yani favoriler arasındalardı da direkt net favori değillerdi ama bu kadro net favoriydi zaten. Kadroya bak maşallah. Tabii bu İspanyoluda da Forvet Fabregas oynamış diye böyle false nine diye tabir ettiğimiz sahte dokuz diye içebildiğimiz evet. rolde. Ee, ama topu vermiyordu abi. Yani topu vermiyor, top alamıyordun ayağından. Bayağı iyi kadroymuş. Şimdinin de yeni teknik direktörleri var kadroda. Hem işte Çabı olsun, Xabi Alonso olsun. Onlara da teknik direktörlük kariyerleri iyi gidiyor. Ramos haricinde de oynayan kalmadı herhalde bu kadroda. Ramos oynuyor bir tek. A, Iniesta da oynuyor. Ee, onun dışında yok. Yaşlanmış mıyız biraz ya? Doruk. <laughs> sanki abi Değil birazcık mi? evet ee, bir onu hissettin. Yani, zaten ilk yaşandığını şeyde anlıyorsun ya? Senin Nesini futbolcuları teknik direktör olduğundan anlıyorsun. İlk yaşlılık belirtisi bence futbol takip edenler için o. Portekiz'e baktığımda dediğim gibi yani sürpriz bir şampiyonluktu. Ee, i̇yi oynayarak gelen bir şampiyonluk değildi. Taber şampiyonu kıymetlidir, değerlidir ama öyle çok baskın bir oyun yoktu. İşte Ronaldo'nun sakatlanıp ağladığı sahneler geliyor aklıma hangi maçtı maçı unuttum şimdi. Finaldi doğru. Eder'in attığı gol ki Eder de Avrupa'nın önde gelen santroforlarından biri hiç olmadı. E, gerçekçi olmak <laughs> gerekirse. Doğru. Ya bu Portekiz dediğim gibi yani biraz Yunanistan şampiyonluğuna benzer bir şampiyonluktu. Gerçekçi olmak gerekirse. Hikayesi çok güzel ama böyle keyfi ve işte futbolla çok hizmet eden bir şampiyonluk mu ondan çok emin olamadım. İspanya <laughs> tabii ki ya. Berk abi o zaman seni bu yaşlık sendromundan kurtaralım. Çok Sonraki sorumuzu alalım. Gelsin. Hangisi daha güçlü? Güzel. Zlatan İbrahimovic mi? Romelu Lukaku mu? <gülüyor> <gülüyor> ben diyormuşum değil mi falan? <laughs> çok zor tabi. Ya şimdi Güce Zlatan, nereden baktığına göre de değişir abi aslında. Nereden bakarsan bak çok zor. Ee, nereden baktığına göre değişir tabii. Çünkü Zlatan'ınki biraz daha şey. Sonradan çalışmayla gelen bir güç gibi. Hı Onun işte zamanda işte spor yaptığı videolar falan çok değişik bacak çalışmaları falan vardı kendini bir yerlere asıp falan. Lukaku'nunki daha şey gibi. Lukaku 16 yaşında da güçlüydü yani. O vitese döneminde de güçlüydü. Hollanda'da onunki daha doğuştan gelen bir güç. İkisini çarpıştırmak lazım. <laughs> Şöyle bir omuz omuza girseler. Evet. Ee, ya bu Lukaku'nun bu sezon attırdığı bir gol var. Pelegrin atıyor. Milan maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa Ligi olabilir, Lig de olabilir tam hatırlamıyorum. Orada savunmacıyla bir çarpışıyor. İkisi de yere düşüp Lukaku devam ediyor falan ama düşen kalkamıyor yani. Öyle bir durum var. Zlatan'ı çok severim. Ben dünyanın gelmiş hiçbir şeyin insan biri olduğunu düşünüyorum. Bence dünya tarihinde en güzel golünü attı İngiltere milli takımında. O hazırlık maçında attığı orta saha yakın çaprazdan Röveşat'a golü. Bence dünya tarihinde atılmış en güzel gol. Evet. Benim için yani. Ee, ama galiba Lukaku bir tık daha güçlü ya. Ya Zlatan da çok güçlü tabii ama Lukaku yere daha sağlam basıyor gibi geliyor bana ya o bacakların kalınlığı falan da zaten ya şey gibi biraz ağaç gibi yani <laughs> hani karşına çıktığında hiç kımıldamayacakmış gibi o bacak yerden o yüzden bir tık Lukaku diyeceğim ya ama çok zormuş ya bu kadar zor bir soru beklemiyordum. Son kararım mı abi? Lukaku. Son kararım Lukaku. <laughs> tamam o Üzgünüm zaman slotumuzdan sıradaki sorumuzu alalım. Alalım. Hangisi daha golcü? Hangisi daha golcü? Alan Shearer mı? Van Basten mi? Valla e, Alan Shearer'ın rekorlarını biliyorum. Benim tabii işte çocukluk dönemi denk geliyor. E, Van Basten belki çocukluğumun da öncesinde. Çok izleme şansım olmadı. Alan Shearer'ı daha sonra Newcastle'da falan oynadığını hatırlıyorum ama küçüktüm yani. Ee, o zamanlar bir de şey de değildi ya, bu İngiltere maçlarını falan izlemek o kadar kolay değildi ülkemizde. Yani az az görüyorduk, özetlerden görüyorduk falan. O yüzden çok hakim değilim ikisinin. Böyle kıyaslayacak kadar bilgiye sahip değilim oyunculuklara. Fan bahsettiğinin alakalı tabi efsane olduğu ve inanılmaz goller attığı hep söyleniyor. Ee, i̇şte bazı gollerini biz de izledik tabii ki sonradan. Evet. Özellikle o işte sağ çaprazdan attığı... ...inanılmaz ikonik bir golü var. Neredeyse sıfıra yakın bir noktadan gelişine. Finali. finali değil mi o? inanılmaz ee, sonrasında o, o tarz inanılmaz goller attığını biliyorum yani. Ama hani Scherrier'ın rekoru var ve şey... Galiba Harry Kane'in kırma durumu vardı da Harry Kane gidince tweet atmıştı Scherrier diye hatırlıyorum. Teşekkür ederim Bayern Münih'e gittiğin için gibi bir evet, ifadesi biz, olmuştu. Evet. Ee, o yüzden Scherrier diyeceğim buna ya, Elin Scherrier diyeceğim. Ee, gol filminde de güzel bir sahnesi vardır. Ee, Santiago Núñez bacak çalışırken işte bir kiloya takar. Şirir gelir onu böyle 16'ına on altına falan takar. Böyle 90 kiloya falan takar. Öyle güzel de bir sahnesi vardır. Çok sevdiğim filmden. Gol filminden. O yüzden Şirir diyeceğim. Berk Göl, O zaman son sorumuzu alalım. Gelsin. Bakalım, ne yapıyoruz. Hangisi daha klas? Daha klas. Luka Modric mi? Andrea Pirlo mu? Yani şimdi <laughs> en zor sorular bana geldi diye tahmin ediyorum. <laughs> Biraz evet. Bu bayağı zor. Şahri Çobanoğlu'nun Azlin'e uğradık. Çok zor sorular geldi. Hangisi daha klas? Ee, giyim anlamında falan diyormuş. <laughs> <laughs> öyle olsa Pilo demek o İtalyan çünkü. Evet. demek kolay olurdu. Yani ikisi de çok klas tabi. Biri ya ikisinin arasındaki fark bence Pilo çok soğukkanlı. Olmaması gerektiği kadar bir insanın soğukkanlı. İşte o şey açıklaması var ya. Dünya Kupası finalinden önce PlayStation oynadım, kapadım öyle gittim finale falan diye. Modrić'te de inanılmaz bir istikrar. Ya yani bu bütün klas oyuncular arasında kariyeri Modrić kadar istikrarlı kim vardır? Hakikaten e, bilmiyorum yani. O kaç yaşına geldi? 40'a geldi neredeyse. 38 yaşına geldi. Hala üst seviye oynuyor, Real Madrid'de oynuyor. Uzattı da sözleşmeyi tebrik ediyoruz kendisini. Mesela şu an Eyüp Sporu şampiyonluğa taşıyan Arda Turan Modrić'ten 2 yaş küçük. Öyle hesap etmek evet. lazım. Ben de Modrić'ten 2 yaş küçük. Ee, yani inanılmaz bir istikrar. İkisinde oyunculuğu tabii çok büyüktü. Ama Pirlo'nun kariyerinde biraz geç açılma durumu var. Yani Regista dediğimiz mevkinin oyuna dahil olmasından sonra Pirlo'nun gerçek değeri ortaya çıktı gibi biraz. Yani o 6 numaraların oyun kurmaya başladığı dönemle beraber Modric ofansif bir oyuncu olarak başladı. Özellikle Tottenham döneminde işte onu 10 on numarada görüyorduk, kanatta görüyorduk falan. Sonradan bir 8 6.5-8 arasına evrildi. Çok uzun süre oynadı. Ee, ben bir tık modu diyeceğim ya. Ya bu arada tabii buna öyle sorular ki ya yani şimdi gidip <laughs> Biraz biri zor. Pilo dese hiçbir itirazım ve argümanım olamaz yani. Biraz şeye geldi iş. Hangisini daha çok seviyorum'a geldi. Galiba bir tık Modric diyebilirim. Klaslık. Ee, yani tabi biraz daha düşüneyim. Pirlo'nun çok acayip işleri var ya. Yani çok acayip pasları falan var. Abi Klasını nasıl da... tanımadığımıza göre değişir. Doruk sen nasıl tanıyorsun Klası? Abi Klası bence o ayağının içiyle verdiği teknik olarak yorumluyorum ben. O kadar basit mi diyorsun ya? Ben bana göre öyle Ayak mi? içi midir Klası yani? Ya şimdi seni de kurtarmaya çalışıyorum. Yaş konusunda biraz çok çektim bu program. Ama bunun yaşla alakası yok. Sen Klası çok basit indirgiyorsun. Pilo o daha zaman daha ben de çok ya. Klasım şu an. Ayak için gayet <laughs> iyi diye düşünüyorum. Ben ayak Kendi Bakıyorum da. abi. <laughs> ayak içine bakıyorsun. Evet. Ben biraz görsellik klaslık getirir noktasına Doruk'tan bakıyorum. Hiç alamadım. Tam tersi köste kaldım şu anda Doruk'tan. Ayak içi dedi adam yani Doruk'ta klaslık. Böyle bir, böyle bir algı yok yani. Bu Doruk'un kendi algısı. Benim Ama daha... çok kötü algı. Şu an benim algımı kırdı Doruk'un algısı yani. Lütfen yorumlarda belirtsinler. Benim tarafımda olanlar. Yorumlarda var. lütfen belirtin. Ya yani ayak içiye indirgemek klaslığı gerçekten enteresan bir yaklaşım oldu. Bütün klasik algım değişti şu anda. Hangisinin ayak içi daha iyi acaba diye düşünür oldum. <laughs> Mesela ayak dışı olan hiç klas değil gibi mi o? Nasıl oluyor? Ben ayak içi olanları daha klas buluyorum. Öyle Ama bunların ikisinde ayak içi <laughs> var gibi geliyor bana ya. Ayak içine nasıl indirgedi klaslığı ya? Ee... <laughs> hiç beklediğim katkıyı bulamadığım gibi gerçekten algım bozuldu şu anda. Klası algım bozuldu. Biraz da zorlayayım. Galiba değiştiriyorum tercihimi. Hangisi daha iyi oyuncu diye sorulsaydı bana ben Modric derdim. Ama klaslıkta galiba Pirlo'nun yani sahanın görülemeyecek noktalarını görüp attığı paslar daha klas geliyor bana özellikle bu şeydir hani önünde çalım atan bir oyuncuyu türbünde izlemek daha keyiflidir e, türbün ayağa kalkar falan ama pasör oyuncuyu televizyondan izlemek daha keyifli bence çünkü sadece televizyonda görebileceğin açıları attığı paslar bazen belli oluyor. Ben değiştiriyorum oyumu. Şu an Pirlo diyeceğim ya. Ama hangisi daha iyi futbolcu diye sorarsan bana Modric derim. O ayak içiyle attığı pasları diyorsun değil mi abi? Ayak içini komple <laughs> e, şey dışı bırakıyorum. Bana ben sanki. Kriter öyle. dışı bırakıyorum ayak içini şu anda. Ayak içi de konunun hiç alakası yok. Ayak dışıyla da çok iyi paslar olduğunu biliyorum ikisinin de. Yani nasıl klaslı ayak içine indirgedin? Mesela Ozan sana bir sorum daha var şu anda. Tabii hemen. Giyimde klas ne? Şık. Daha resmi böyle takım elbise falan. <laughs> Şeye indirgeyecek diye korktum ben. Abi cebe takılan mendil benim için klaslık falan. Daha oraya indirgeyecek diye Fular falan. düşünüyordum. Ee, neyse giyim gene bir tık daha klaslığın şeyini verdin. Hakkını verdin ama futbolda hiç ayak içine indirgenmesi çok yani bilemedim. Ben hangi e, hangisi daha klasa pilot diyeceğim ya. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. teşekkür ederim. Biraz Zor zorladım seni için, ama kusura bakma. Evet yaşlı hissettim. <laughs> Zlatan'la Lukaku arasında güç tercihi yapmak zorunda bırakıldım. Gerçekten. Ama çok eğlendim. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok keyif aldım. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bu arada mutlaka bekliyoruz. Sizin de fikirleriniz çok değerli. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Bilmiyorum çok kötü bir tercihler yaptım. Sizin yorumlarınız sonrasında buna karar vereceğim. Bekliyoruz yorumları. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.